değerleri küçük yaşta. Çünkü ağaç yaşken eğilir atasözünü de hatırlayarak öğretmemiz lazım. Kendimiz de onları uygulamamız lazım. Ve her bireyin uygulamasını da sağlamamız lazım ki bu toplum bu çirkinlikten, bu pislikten, bu yozlaşmadan ne yapabilsin? Uzaklaşabilsin. Tamam mı? Evet, şimdi ikincisinde diyordu ki tarihte kahramanlığıyla ün yapmış kişilerden en çok hangisi sizi etkilemiştir ve niçindir? Haydi. Söz sizde. Hocam ne dediğiniz kesildi orada bende. İkinci Hazırlık hatırlamıyorum. çalışmaları ikiye bakar mısınız? Sayfa 36. Hocam bir tane söyleyeyim mi? Evet, söyleyebilirsin Enes. Seyit Onbaşı hocam. O Seyit Onbaşı, evet. Neden? hocam Aslında biliyoruz da senden hocam duyalım. Evet. vatanı için fedakarlık yapıyor. O kadar ağır şeyi zorla kaldırıyor. Değil mi? Kaç kilogram? Aslında normal bir insanın çok da böyle çıplak elle herhangi bir alet, bir şeyin yardımı olmaksızın. O bir inanç meselesi mi? Evet. İnanmış, vatanını sevmiş ve de Çanakkale'nin nedir? Geçilmeyeceğini, geçilemeyeceğini göstermiş bir semboldür. Evet, katılıyorum Enes Hocam sana. söyleyeyim Başka? mi? Evet, Mahir. Atatürk. Atatürk. Evet, ilk başta bunu düşünmemiz lazım. Evet, Atatürk. Ona her şeyimizi borçlu muyuz? Evet. Minnettarız. Nur içinde yatsınlar hepsi. Arkadaşları, Seyit Onbaşı da bunların içinde. Hepsi bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlere selam olsun diyelim buradan. Nur içinde yatsınlar. Evet, Atatürk'ü saymakla bitiremeyiz, öyle değil mi? Evet hocam. Evet, o yüzden ilk başta kendi atamız aklımıza gelecek. Sadece bu yurdu düşmanlardan ne yapmamış? Temizlememiş. Şu an bakın yaptığımız mesleğe de ona borçluyuz. Sizin karma eğitimleri, eğitim hakkınızın oluşu da özellikle kız çocuklarımızın her şeyde ona borcumuz var. Borcumuzu ancak ne yapabiliriz? Okuyarak ödeyebiliriz. Anladınız mı? Okuyup bu millete tekrardan ne yapacağız? Olan Fayda sağladı. borcumuzu diyeceğiz. Tamam mı? Evet, başka? Hocam Türk halkı da zamanında çok kahramanlık yaptı bence. Çünkü hani elinde olan şeylerden fedakarlık yaparak savaş zamanında çok yardımcı Evet. oldular. Evet, kadınlar, değil mi? Nice kadınlarımız var. Nene Hatunlar, Zeytonbaşı gibi gene onlar da Kurtuluş Savaşı'nda bu sefer her şeyiyle vatanı savunmak için ön saflarda yer alan tüm kahramanlarımızı da analım buradan. Evet. Başka var mı? Yoksa Fede Korkut hikayelerine ne yapıyorum? Geçiyorum. Yok herhalde. Doğa Kocaoğlu Deli Dumrul Destanı'nı beyan eder hanım hey. Şimdi bilginize olsun kısmından hemen başlayalım. Birazcık Dede Korkut hikayeleriyle ilgili fikrinizin Hocam bunun oluştuğunu. tamamını okumayacağız değil mi şu an derste? Vallahi derste okuyamayacağız. Onda, o yüzden siz okuyun gelin. Biz zaten biliyoruz dedik ama kim okudu? Doğruyu söyleyin, kızmayacağım vallahi. Kim okudu? Ben de öyle tahmin ettim biliyor musunuz? Hocam ben Ama okumadım bu ama doğru olmaz. hocam ben Önceden ilk iki sayfasını okudum sonra hocam ben cumartesiye diye şey yapmadım. ne yapar diye Elif Nur? Cumartesi ders var sanıyordum. Bugün Ha, yok sen de sanıyordum. bugünü unuttun. Değişiklik Ama oldu hocam. daha bir Yani hafta. kimya falan değişti. Belki edebiyat da değiştirmiştir diye düşünmüştüm. Ama programa baksaydın o zaman. Ben de aynı şekilde Neyse. ilk Ama yani sayfamı. hayır. Şimdi özrünüz kabahatinizden büyük hesabı. Ta ne zaman verdik biz bu ödevi? Bir hafta oldu. Yani gençler biraz önce hani değerlerden bahsediyoruz ya. İşte o değerler sorumluluk duygusu da bir değer midir? Evet. Değerdir, öyle değil mi? Sorumluluk duygusu. Yapılan işi ciddiye alma. Kendine olan saygın ve öğretmenine olan saygın. Şimdi mesela zaten biz bunu okumaya çalışsak zaten
Dersimizin yarıdan fazlası bunu okumaya gider mi? Evet. Şimdi siz okumadığınız için biz bu konu hakkında konuşamayacağız. O zaman yarına ben metin incelemeyi bırakıyorum. Bugün Dede Korkut hikayeleriyle ilgili genel konuşmalar yapalım. Ama yarın da aynı şey çıkarsa bu sefer cidden kızarım size. Tamam hocam. Anladınız mı? Tamam. Evet hocam. Evet. O zaman şöyle bir konuşalım. Bilginiz olsun kısmından destandan halk hikayeciliğine geçiş özelliklerini gösteren Dede Korkut kitabı Oğuzların kitabımızdan okuyorum. Ben şimdi size bilgiler vereceğim zaten. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu edinir. Şimdi gelelim biz şuna. Dede Korkut. Kitabı Dede Korkut. Dede Korkut hikayeleri. Özgün adı Kitabı Dedem Korkut, ala lisanı taifeyi Oğuz Han'dır.